Geç. Bana her şeyi anlatıyorsun Aslı, hem de hemen. Abi, yani tamam çok tuhaf. Biliyorum gerçekten çok tuhaf ama yani o kadar ani oldu ki ben seni arayamadım, seninle konuşamadım. Yani burada ne görüyorsan doğru, kimsenin kimseyi kaçırdığı yok. Ben gerçekten severek evleniyorum. Neden, neden Aslı, neden? Yapma, yapma. Seviyorum. Allah Allah, seviyorum de delireceğim. Ya kızım, sen biliyor musun bu adamlar kim? Ne halt ediyorlar, ne çeviriyorlar? Ferhat ne iş yapıyor biliyor musun Aslı? Gelin hanımın abisinin ithamı çok ağır. Burada böyle bir zorlama varsa bu nikah kıyılmaz. Bence ve siz yanlış anladınız galiba. Şimdi bakın Aslı Hanım doktor ve çok saygın bir kadın. Yani kim onu burada zorla tutabilir ki? İsterseniz ben size dışarıda izah edeyim. Bir şey içmek ister misiniz? Buyurun lütfen. Biliyorum inandırıcı gelmiyor sana. Ama yani abi ben de mükemmel değilim ki. Ya senin kardeşin mükemmel bir insan değil. Ben de hata yapabilirim. Kabul ediyorum. Büyülendim. Ve evleniyorum. Ama ne olur sana yalvarıyorum. Ne olur bunun altında başka bir şey arama. Lütfen. Gözlerin hiç öyle söylemiyor bacım. Bana muhtaç. Gitme abi diyen. Elimden tut beni de götür abi diyen bir Aslı var karşımda. Bu sen değilsin Aslı. Bu sen değilsin bacım. Abi ne olur. Konuşuyorduk daha savcım. Aslı. Ben savcı Yiğit Aslı. Başkomiserim, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Hiçbir duygusal baskı altında olsun istemem. Aileyi çok iyi tanıyorum. Neler yapabileceklerini o kadar iyi biliyorum ki. Bana güvenebilirsiniz. Sizi buradan dışarı sağ salim çıkarabilirim. Hem de hiç kimsenin canı yanmadan. Tek ihtiyacım olan bana doğruyu söylemeniz. Şimdi lütfen bana doğruyu söyleyin. Burada zorla mı tutuluyorsunuz? Allah. Savcı Bey bakın ben abime daha iyisini anlatmaya çalıştım. Ben severek evleniyorum. Yani sadece onu anlatamadım, onunla konuşamadım. Hata benim. O da bana kızmakta haklı. Ama inanın bundan başka bir şey yok. Peki. Öyle olsun aslanım. Başkomiserim. Ne yapıyoruz savcım? Gidiyoruz. Burada yasa dışı bir durum yok. Sanırım herkes cevabını aldı. Şimdi müsaadenizle kıyılacak bir nikahımız var. Siz de Aslı'nın abisi olarak kalmak istiyorsanız kalın. Yoksa savcı bey de daha fazla meşgul etmeden gidin. Sen şimdi benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Abi, lütfen. Hayır. Görüşeceğiz. Abinin mürüvvetini görmeye niyeti yokmuş demek ki, baksana. Sen ne biliyorsun ya? Sen benim hayatım hakkında ne bildiğini sanıyorsun? O adam kim biliyor musun? O adam benim abim değil, o adam benim babam. Anladın mı babam? Küçücük yaşta öksüz yetim kalmış kardeşini okutmuş, büyütmüş, yaşatmış abim, babam o benim. Benim için kendi hayallerinden vazgeçmiş, polis olmuş, anladın mı? Ama ben bunca senedir...
gün ben onun başını yere eğdim senin yüzünden. Ama sen tabii bunu nasıl anlayacaksın? Çünkü hayatım boyunca acaba gerçekten bir insan için kendinden vazgeçtin mi? Ben sana cevap vereyim, hiç sanmıyorum. Bırak, dokunma. 5 dakika insan ol be. Kolum acıyor, bırak artık, bırak. Yüzümü yıkayacağım, bırak. Bırak. Vay be. Senin de birini sevebileceğini hiç düşünmemiştim Ferhat. O seni sevmediğimden olabilir mi Bilden? Savcım, gözünü seveyim. Kağıt, kürek, prosedür neyse yerine getirelim. Alalım bunları emniyete. Ben tek tek konuştururum bunları. Olmaz Cem. Ortada delil yok, mağdur yok, şikayet yok. Hangi suçlamayla alacağız onları içeri? Ne diyorsunuz savcım? Kız kardeşimi öylece bırakıp gideyim mi istiyorsunuz benden? Başka çaremiz yok başkomiser. Kız seviyorum diyor, istiyorum diyor. Savcım dümen, hepsi dümen. Başkomiser, bak ben seninle aynı fikirdeyim. Ama bu böyle olmaz. Başka bir çare bulmamız lazım. Onları gafil avlamamız lazım. Sakin kalalım. Yiğit Bey, içeride olan benim kardeşim. Hem sen demedin bu adamlar tehlikeli silah kaçakçılığı yapıyor diye. Ha Yiğit Bey, beni mi sınıyorsun savcı? Benim nasihata değil, yardıma ihtiyacım var, tamam? Nasıl uzak durayım ha? Nasıl uzak durayım? Yıllardır görmüyorum zaten ben evladımı. İçim yanıyor Yiğit diye. Görmediniz mi? Nasıl yaşlanmış, zayıflamış. Belli ki bensiz iyi değil Yiğit'im. Ah, bu senin çocukların yüzünden başımıza gelenler bitmedi gitmedi yeter. Bir gün onların yüzünden hapiste öleceğiz. Bana bak Handan abla. O benim oğlum. Sen de annesin. Girme evladımla arama. Yeter. Gidiyorsan kapıyı da ardından kapat. O savcının peşinden giden bir daha bu eve giremez. Bilmiyormuş gibi söyletme. Hele de evimizi polisle bastığı bu gece. O itin yanına kim yaklaşırsa silerim. Memur Bey'in fazla vakti kalmamış. Her şey yoluna girdi. Değil mi? Gelinle damat neredeler? Siz şöyle oturun herhalde geliyordur onlar da. Affet abi beni. Gittim abi. Alt tarafı bir imza atacağız hadi. Doğru, ölüm fermanını imza alacağız. Bir imzayla 3 kişinin hayatını kurtarıp kahraman olacaksın. Belki de çok mutlu olursun, belli mi olur? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.